Satoshi TV'ye hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel çünkü belki hayatımda ilk defa dünyada en yakın arkadaşlarımdan birisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğim. Lütfen korkmayın ama şöyle bir durum söz konusu. Normalde bu kıymetli arkadaşım Ali Işıngöl'de biz yan yana geldiğimizde herkes yanımızdan bir süre sonra kaçar. Çünkü biz öyle bir muhabbete dalarız ki ya hangi konuyu konuşursak konuşalım bir dehlizin içine gireriz ve konu konuyu açar. Felsefeler, edebiyatlar, sanat tarihleri, astronomiler, çizgi roman ki birlikte ders vermiştik. Dolayısıyla burada sizi yormayacağımızı ümit ediyorum ama sizler şöyle bir şeye tanıklık edeceksiniz. Biz bir konuyu ele aldığımızda nasıl konuşuyoruz ve ne konuşacağız bugün? Şimdiye kadar gördüğünüz üzere Satoshi TV'de bir filozofu ele alarak onun felsefesini hayatıyla birlikte anlatmaya çalışıyorum ve kendi analizlerimi yapıyorum. Ama burada sevgili arkadaşım Ali ile Machiavelli'yi konuşacağız. Türkiye'de düşünebildiğim en iyi bu konuyu konuşabileceğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Zira kendisi de zaten İtalyan eğitiminden çıkma bir arkadaştır. Dolayısıyla öyle bir hasarım var. Öyle bir hasarım vardır. O yılların Latince eğitiminin hasarını vücut bulmuş halini görüyoruz burada. Ama gerçekten şaka bir yana Machiavelli çok yönlü bir adam olduğu için, bir Rönesans figürü olduğu için hem diplomat hem yazar hem filozof çok yönlü. Dramatürk, her muazzam. Şeyi var. Dolayısıyla biraz Machiavelli'ye şöyle girmek istiyorum sevgili Ali. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Şimdi Machiavelli deyince özellikle İngilizce kelime anlamı çok pejoratif. Çünkü hep böyle prensin arkasında sinister planlar yapan, ona işte düşmanlarını nasıl alt etmesini, ona nasihat veren, aslında kötülüğün bir vücut mefistosu, hali. Evet, bir mefistosu gibi orada duran bir figür gibi geliyor. Oysa ki değil. Sen de gayet iyi biliyorsun. Değil. Öyle değil. Şimdi Machiavelli'ye birkaç şekilde bakmak lazım. Şimdi Machiavelli, evet, siyaset biliminin dünyada modern siyaset bilimi başlangıcı kabul edilir. Tabii daha öncesi de var baktığın zaman. Yani Doğu toplumlarında da Machiavelli gibi hükümdara nasihatler veren adamlar var. Çin'de yani, neler var değil mi? Çin'de Sun Tzu'dan tut, herhangi bir üniversitenin kapısında ya da askeriyenin kapısında hani girişine nizamiye denir. Nizamül Mülk'ten gelir. Nizamül Mülk de Selçuklu zamanında yaşamıştır. Siyasetname yazmıştır. Baktığın çok zaman... Şimdi bir Nizamül Mülk'ten girersek Machiavelli tamam, kaçacak. Tamam, hemen Machiavelli'ye dönüyorum. Yani baktığımız zaman Doğu toplumlarında böyle nasihatnameler yazılmıştır. Ülke nasıl yönetilir? Düşmanlarınız nasıl alt edilir? Machiavelli'nin aslında bunlardan çok bir farkı yok. Aradaki en önemli fark Machiavelli'nin siyaset, yani politika ile etik, ahlak birbirinden ayrı alanlar olarak tanımlamış olmasıdır. Yani birbirine alt etmiyor. Değmeyen alanlar. Yani siyaset der, ahlak dışı bir alandır. Bir mücadele alanıdır der. Dolayısıyla anything goes durumu var mı? Yani her şey olabilir. Her şey olabilirden çok şöyle anlatayım. Burada adını almadan olmayacak. Hiç unutmuyorum. İtalya'sında yani okulumuzun milli sporuydu. Gianni Cianchi diye bir İtalyanca Latince öğretmenimiz vardı. Ben dahil herkesi bütünlemeye bırakırdı. Ben 4 sene bütünlemeye kaldım ve A sınıfında 8 senede bitiren tek Türk erkektim. Hasarımın ne bir kısmı o. O şöyle bir soruyla başlamıştı derse. Çocuklar dedi, bir grup terörist, kötü niyetli insan geldi, bizi esir aldı ve dışarıdakileri dedi ki ya şu adamı öldüreceksiniz ya da içerideki 480 çocuk ölecek. Bu etik dersi gibi bizim mesela lisedeyken de... Siyasetçi burada etik dışı bir karar vermek zorunda. Dışarıdaki bir masumun canı mı yoksa içerideki 480 kişinin canı mı? O bu olayla hiç alakası olmayan birisini içerideki 480 kişi için feda edebilir misin sorusundan bir etik sorusuyla başlamıştı. Machiavelli'nin buna verdiği cevaplar, yani erdemli bir siyasetçi, ahlaklı demiyorum, bunun vermesi gereken cevabın ahlak dışı olduğunu söyler. Machiavelli de bu noktada iktidarı ele geçirmenin, iktidarı elde tutmanın yöntemlerini... Her şey mübahtır mı? Her şey mübahtır değil ama çoğunluğun iyiliği açısından bakar. Yani bir de Machiavelli'yi anlamak için, evet şimdi siyasetle etiği birbirinden ayırmıştır ama yaşadığı döneme de bakmak lazım. Tabii. Doğudan Türkler geliyor. 1470'lerde, 80'lerde bir yerlerde çizmenin en dip altındaki Otranto Kalesi'ni Osmanlılar almış. Ölümünden 6 yıl önce zaten muhaç oldu. Baktığın zaman İtalya'da o sırada İtalya Avrupa'nın satranç tahtası. İşgalciler arasında Roma Germen var, Almanlar, Fransızlar var, İspanyollar var. Fransızların en yüksek dönemi. Tabii tabii. Floransa'yı falan işgal ediyorlar. Papalık zaten bir oyun. Roma'da. Tabii tabii. Hani bu Borgia dizisi vardır ya, hani her türlü seks, entrika,
işte ensest falan çok sansürlenmiş halidir o dizi, öyle diyeyim. Ya zaten Lucrezia'yı bir konuşsak değil mi yani? Evet, orada da saatlerce konuşuruz Lucrezia'yı. Enteresan bir adamdır. Özellikle de hani küçük bir parantez açayım. Vatikan'da Appartamento Borgia'da tavanda Cem Sultan'la karşı karşıyadır baktığın zaman. Çok ilginçtir. Küpeli. Evet, Cem Sultan da çok yakışıklı bir adamdır bu arada. Öyle şeyler var ki o dönemde Fransa olsun İtalya'da işte en son o sürgününü yaşarken böyle hani şehir dedikoduları, ah işte şunu giydiler, birdenbire moda oluyor mesela onun taktığı türban, onun giydiği kıyafet. Tabii tabii. Çünkü Osmanlılar o dönemde zenginliğin kaynağı baktığı zaman İpek yolunun geldiği yer ve sonuçta İtalya'da zenginleşen şehir devletlerinin bunlar içerisinde Venedik, Floransa, Pisa gibi pek çok Genova tabii ki bunların da hem en büyük ticari partneri hem de rakibi. Dolayısıyla da bir zenginlik figürüyle gidiyor. Konuyu çok dağıtmadan yine şöyle söyleyeyim. Machiavelli bunlar arasında doğuyor. Ve de sadece bu da değil. Yani ülkelerin, imparatorların satranç tahtası değil. İçeride Rönesans'ın yükselen gücü, zanaatkar sınıflar, loncalar, orta tabaka diyebileceğim burjuvazi öncesi. Bunların patronları olan Medici gibi aileler. Bunların rakip olan aileler var. Her şehirde bir aile yok. Her şehirde böyle tabii 4-5 tane aile var. Bu aileler aynı zamanda papalık için mücadele ediyorlar. Onların dışında psikoposlar var. Papa var. Yani bu aileler bir kısmı Ghibellin, bir kısmı Gerardin olarak ikiye ayrılıyorlar. Papalık yanlısı, imparatorluk yanlısı. Bir kısmı daha seküler, bir kısmı dindar bir yönetim şeklini savunuyor. Machiavelli de böyle tenis topu bunların gibi gelip içerisinde gidiyor, değil mi? Yolunu bulmaya çalışan. Yani şöyle bir şey. İtalya bir ideal olarak, bir ide olarak, bir kültür olarak, bir yarımada olarak binlerce yıldır var. Apennin Yarımadası. Ama İtalya birleşmesini 150 yıl önce gerçekleştirebilmiş bir ülke. O dönemde ise İtalya herhalde 80 parça. Tabii Garibaldi. Garibaldi'den tabii baktığın zaman 400 yıl önce yaşıyor. 400 yıl önce İtalya'nın birliğini savunan, İtalya'yı birleştirecek bir güçlü, monarşik, rakiplerini alt edecek bir adamı arıyor baktığımız zaman. Bir nevi sultan figürü gibi değil mi? Evet, zaten erdemli bir monarkı savunur. Erdemli, düşmanlarına karşı acımasız, kurnaz, tebaası tarafından sevilen, laik olacak, seküler olacak ama tebaası, vatan, yurttaşları diyeyim ya da daha yurttaşlık kavramı henüz o zamanlar farklı bir kavramda kullanılıyor. Yurttaşlık kavramı hatta yok. O şehir içinde yaşayan insanların da dini inançlarına uygun gibi yaşayan, takiye yapan. Böyle bir adamı tarif eder. Ve bunu tarif ederken de kimi zaman bunu Fransa kralında bulur, François'da. Kimi zaman işte Papa Borgia'nın oğlu Cesare Borgia'da bulur. Il Principe'de bahsettiği, bazen de Medici ailesinde bulur. Bazen Medici ailesinin yanında, bazen karşısındadır. Bazen Medici ailesi onu dövmüş ve mahvetmiş, hapsetmiş. Bazen de yanına çağırmış ve bu kitabın aslında adanmasına sebebiyet olmuş. Aynen öyle. Yeri geliyor Medici ailesi. Onlar da enteresan bir aile. Muazzam bir aile. Yani bugün de Rönesans varsa herhalde çok önemli bir paya sahip. Leonardo'sundan işte Pinturicchio'suna kadar herkesi, Rafael'ine kadar herkese kucak açmış. Bir de bak, ressamlardan bahsediyorsun ama kozmolojiyle ilgilenenler de orada. Bilimle ilgilenenler orada. Yazarlar orada. Yani şairlere hepsi, yani bütün hepsi iç içe. Tam işte Rönesans dediğimiz çok yönlü tabii, bakış. Tabii. Müthiş bir değişim dönemi. Bir de bunların üstüne düşün ki Amerika kıtası keşfediliyor. Patlıcanlar geliyor desene. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla da müthiş bir dönüşüm, müthiş bir kabuktan sıyrılma dönemi ve o sırada İtalya'yı birleştirecek bir figürün peşindedir. Ama baktığın zaman modern siyasetin, acımasız siyasetin çok dürüstçe kitabını yazmıştır. Kural setini oluşturmuştur. Yani bugün siyaset dünyasına baktığımız zaman çok daha etik, çok daha centilmence yürüdüğünü söyleyemem siyaset dünyasına. Tam tersine belki daha maskeli. Çünkü gerçekten de dürüst olduğunu iddia eden ama kapalı kapılar ardında ki yani şimdi komplo teorisi gibi gelecek kulağa ama herkesin konuştuğu şeyler. Kukla oynatıcıları, dünyanın büyükleri kararları veriyorlar. Bir yerlere şu pupeler gibi, kuklalar gibi birileri oturtuluyor. Machiavelli'nin söylediklerini Machiavelli daha döneminde kravatlı de, vaziyette tabii yapıyorlar. Machiavelli döneminde belki internet yoktu, televizyon yoktu, gazeteler yoktu ama baktığımız zaman müthiş bir bilginin, malların dolaştığı dünya üzerinde müthiş bir ticaretin kalbinin attığı yerdir İtalya. Finansın kalbinin attığı yerdir. O şehir devletlerinin her biri... Bu bankacılık sistemi zaten kapitalizm orada doğdu değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla Machiavelli bunlar arasında yolunu arayan bir adam baktığın zaman. İyi bir diplomat mı sanki? Çok tartışmalı bir konu. Bu konuda galiba ayrı düşünüyoruz seninle. Ama bence iyi bir diplomat. Yani iyi bir diplomatın olmasının dışında zamanında çağırıyorlar. Sen buranın anayasasını yaz diyorlar. Floransa'sının anayasasını yazıyor. Onlar meclisine katılıyor. Gidip Fransa kralı için de çalışıyor. Yeri geliyor. Borgia'lardan bir tanesi papa olduğu için papa için de çalışıyor. Sonra papanın düşmanı oluyor. Real politiğin aslında kralı, tam tanımı. Tam kanım, tanımı. Yani Fransızlar Floransa'yı işgal ediyorlar. Floransa'da yeni bir cumhuriyet kuruluyor. Fransızlar için çalışmaya başlıyor. Fransızları kovunca bu sefer de Medici ailesi bunu kovuyor. Yani baktığın zaman hakikaten her türlü entrikanın, her türlü ayak oyununun döndüğü bir dönemde
her dönemin adamı demezdin ama sen. Hayır, her dönemin adamı değil. Kesinlikle değil. Siyasetin çıplak bir şekilde masaya koyuyor ve bunu yazıyor. Bu oyunun kurallarını yazıyor. Yani herkesin bildiği ama konuşmadığı şeyleri yazıyor baktığın zaman. Kötücül bir adam mı? Değil. Baktığın zaman İtalya'nın bir araya getirmek istiyor. Seküler bir düzenden bahsediyor. Yani o dönemde papalık, affedersin lafını bölüyorum ama yani Haçlı Seferlerden boyunca, ya binli yıllardan itibaren bahsettiğimiz 1400'lerin sonu, zaten Machiavelli 1520'lerde vefat ediyor. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca Avrupa'da böyle bir altın yumrukla oturan bir güçten bahsediyoruz ve o gücü karşı sekülerizmi savunabilecek nitelikte bir adam, ki o da bayağı cesaret ister. Güzel bir şey var. Antonio Gramsci, İtalyan Komünist Partisi'nin, Avrupa Komünizmi'nin kurucularından bir tanesi. Enteresan bir şey söylüyor Machiavelli için. Erken gelmiş Jacoben. Çok güzel bir tanım. Yani baktığı zaman sanki bir Fransız devriminin, 3 yıl sonraki bir devrimin bir lideri gibi. Vatandaş diyemeyeceğim çünkü vatandaşlık kavramı biraz daha sonra gelen bir kavram. Ama komünlerin haklarını savunuyor. İtalya yerel yönetim açısından da çok farklı bir ülke. Hep komünler var değil mi? Yani zaten belki o komünler, sonuçta bakarsan haritaya, bir bütün ülke olarak düşünüyoruz ama aslında komün komün, hala komün komün. Şöyle söyleyeyim, komünlük çok ilginç bir sistem. Roma, İtalya'daki en büyük komün. Aynı zamanda bir büyük şehirdir. 1,5 milyon nüfusu var merkezinin. Orası da bir komündür. İçinde iki kişinin yaşadığı da yer komün. Genelde komünler, küçük köyler, kasabalar komündür. Her yer, bütün yönetimler komündür. Her komünün bir cuntası, vatandaşlardan oluşan bir şey vardır. Biliyorsun ben bir dönemler gazetecilik yaptım. Gazetecilik yaparken hep anlattığım anekdottur. İtalyanca çevirmekte en zorlandığım kelimelerden bir tanesi kaymakam oldu. Neden? Şöyle anlatmaya başladım gazetecilik yapmak. Bak, kaymakam bize ne yapar? Prefetto, vali gibidir ama değil. Her belediyede olur. Mülki amirdir. Devleti temsil eder. Nüfus işleri, mezarlıklar, cenaze işleri, sağlık ocakları. Evlilik. Evlilik bazen belediyeli biraz şey o. Pek çok iş bu ülkede kaymakamlar eliyle yapılır. İtfaiye ona bağlıdır, şu bu şuna, jandarma ona bağlıdır. Aslında gazeteci arkadaşım döndürttürdüm. Şey yapan hani meselelerine onlar kaymakamlar. Bir tane gazeteci arkadaşım döndü. Siz Türkler ne demiyor o zaman belediye başkanına oy veriyorsunuz dedi. Anlayamıyorlar. Çünkü hani, çünkü her şey merkezi Türkiye'de burada. Merkezdekiler seçilmişlere güvenmez. İlla ki oraya birisini atamak ister. Yerinde yönetim, yerel yönetim Türkiye'de bir kandırmaca çoğunlukla. Yani Türkiye'de belediyelerin çok az gücü var. Hem mali açıdan hem de idari açıdan. Şimdi baktığı zaman İtalya'da her komünün, her köyün neredeyse küçük bir flaması bayrağı vardır. Sembolleri var. Birisinin ayı, birisinin kurt, birisinin... Tabii bu büyük bir rekabet getirmiş. Yine Machiavelli'ye dönecek olursak, ben arada Machiavelli'ye dönmekte zorlanıyorum. Konu konuyu açıyor yine. Machiavelli böyle bir mozaiğin içinde İtalya'yı birleştirmeye çalışan bir adam. Ki bu anlamda idealist gibi geliyor kulağa. İdealist ama aynı zamanda hani opportunist diyebilirim. Her türlü fırsatı değerlendiren. Omnivor. Papalar sözüm ona evlenmez. Ama yani mesela Borgia ailesi vardır. Kaç çocuğu vardı mesela? Sayısız yani her türlü estetik ilişkinin falan filan olduğu, etraftaki bütün krallara kendi kızlarını falan evlatlarını evlendirdiği bir şey. O dönemde Cesare Borgia denilen, o da aslında bir paralı asker, condottiero'dur aynı zamanda. Kendi birliği vardır. Şehir şehir emeğini, askerlerini satın alırlar. Onun figürü bulur. Çünkü son derece zeki, akıllı, yeri geldiği zaman düşmanlarını ezmekten, böcek gibi ezmekten çekinmeyecek bir adam. Bu yüzden şey, evet, Machiavelli kötücül bir yanı var mı? Evet var ama çok gerçekçi. Bir de tabii dediğin gibi her şeyi böyle anakronistik bir şekilde değil, geçmişte bunlar nasıl yaptı diye de değil, dönemiyle, konjonktürüyle ve coğrafyasıyla ele almak lazım. Şimdi mesela ben çok yakın bir tarihte bu Brodel'in Mediterane'si üzerinden Osmanlı-Habsburg çarpışması tekrar yakından bakıyordum ve o Osmanlı-Habsburg'a bakarken ister istemez Akdeniz'in diğer ana güçleri olan işte Venedik, Genoa, Cezayir, İspanya falan gibi böyle belli kıyı kentlerindeki portlar ve o portlardaki hani gücün, kapitalin birikmesine bakıyordum. Tabii ki burada hani ekonomi devreye giriyor, felsefe devreye giriyor, hayat tarzları devreye giriyor ve din devreye giriyor. Katolik ve kuzeydeki işte protestanlar çok geçmeden birbirlerini doğrayacaklar. Böyle tarihi okumaya başlayınca felsefelerin neden böyle çıktığını anlıyorsun. Çünkü çok hızlı dinamikler değişiyor. Düşünsene Amerikalar keşfedildikten sonra ya bütün para sistemi değişiyor. Bütün anlayış altın, yani Portekiz gibi bir ülke Allah'ın Endonezya'sına ve yani bütün uzak doğudaki yerlerde Katolikliği götürüyor. Tabii canım. Yani önce Tordesillas anlaşması, arkasından Zaragoza anlaşması. Tordesillas hani Brezilya üzerinden bir çizgi çeker. Zaragoza ise yanılmıyorsam Malakka Boğazı üzerinden bir çizgi çeker. Brezilya'dan Endonezya'ya falan kadar olan yer Portekiz adını. Evet. Onun dışında kalan Okyanusya ve Amerika kıtasının büyük kısmı İspanya'nın alanıdır. Ya şöyle bir şey. Tabii
Machiavelli üzerinden müthiş bir siyaset okuması, sadece İtalyan siyasetine değil, Osmanlı siyasetine dair de yapabiliyorsun. Machiavelli'nin metinleri içersen Fatih'i de bulursun, Beyazıt'ı da bulursun, Yavuz'u da bulursun. Ve mesela Osmanlı'nın sultanlık yönetim biçimini bir Fransızla, bir İspanya'yla karşılaştırması vardır ki çok ilginçtir. Mesela der ki Osmanlı'nın topraklarını elinden almak çok zor ama bir kere elinden aldıktan sonra yönetmek çok kolaydır der. Ya da Osmanlı'nın bu kadar hızlı yükselmesini padişahın etrafındaki piramide bağlar. Padişah, kapı kulları, Yeniçerilik'ten gelmiş, Enderun'da yetişmiş paşalar. Müthiş bir sadakat zinciri görür orada. Müthiş bir sadakat zinciri. Ama bir kırdın mı bu zinciri de? Hiç kolay değil bunu kırmak. Mesela der Osmanlı'da o dönem tabii yükselme döneminde rüşvet vermek çok zordur der. İtalya'da ise ya da Fransa'da ise çok kolay der. Üçüncü Murat'a gelince ama... Üçüncü Murat'a kalmamış canım. Yani kanuni işte selam verdim rüşvet değildir diye almadılar der ya. Ama işte Üçüncü Murat da bana göre en böyle ayyuka çıktığı dönemdir. Doğrudur, doğrudur. Tam yani artık böyle enstitü haline dönüyor bu şey sistemi aslında, rüşvet sistemi. Tabii bu biraz da şeyden kaynaklı. Üretim ya da olmayan üretim biçimlerinden ötürü. Demin İpek yolundan bahsettik, hani İtalya'dan bahsettik. Evet, aynı İpek yolu üzerinde Osmanlı'da var ama İpek yolunun kaymağını, ticaretini İtalyanların elinde. Osmanlı, gemici o şeyler, şehir eyaletleri, devletleri. Koloniler, efendime söyleyeyim. Hindistan ki, bile düşünsene ne büyük bir zaten kaynak. Ya düşün ki Trabzon, Venediklerin elinde, işte Kırım'da bir takım yerler, Cenevizlerin elinde pek çok şeyleri var. Biliyor musun İtalyanca'da deyimlerden bir tanesi perdere la Trabzon'da, Trabzon'u kaybetmek. Ha bilmiyordum. Ha, çok enteresan. Pusulasını, yönünü kaybetmek, şaşkın bir şekilde ortada kalmak anlamına gelir. Çünkü Trabzon'u kaybetmek o kadar büyük bir etki yaratmıştır ki. Çünkü zenginliğin kaynağı. Bütün kuzeyden gelen Kürklerdir bilmem nedir. Kuzeyden çok doğudan. Trabzon baktığı zaman İran üzerinden gelen mallar İsfahan'dan, Tebriz'den geçtikten sonra Trabzon'a geliyor. Trabzon'dan da Cenevizlilerin gemileriyle Avrupa'ya tam boğazlardan geçip dağıtmaya başlıyorlar. Darma yani rüşvetin, duman olmak. Tabii rüşvetin başlama dönemi de seferlerin, sefer ekonomisinin durmasıyla başlar. Daha 2-3 gün önce yine konuyu açtık ama Osmanlı'da Yeniçerilerin ilk isyanları, büyük isyanları baktığı zaman daha doğrusu seri şekilde gelmeye başlayan isyanlar. Kazan çevirmeler. Kazan çevirmeler falan 1525'lerde başlıyor. Tam Machiavelli'nin ölümüyle. Neden? Çünkü Osmanlı doğal sınırlarına neredeyse ulaşmıştır. Sağ olsun Kanuni Macaristan'ı da alıyor. Epey bir soluk aldırıyor ama seferlerin artık durduğu yerde ekonomi de çatlıyor duruyor. Tabii ki rüşvetler başlıyor geçinme derdi olarak. Tımarlı sipahi sistemi de sonuçta. Tabii tabii. Şimdi Osmanlı'ya çok girdik. İtalya'ya dönecek olursak mesela şimdi Machiavelli üzerinden bakıyoruz. Bir dediğin gibi bir formüller öneriyor. Nasıl güçlü bir prenslik elde edilir? Nasıl bu elde tutulur değil mi? Ve bu formüllere baktığımızda bana göre gördüğümüz en net şey, sen dedin ki tabii ki Machiavelli'den önce ama böl ve yönet gibi bir mantalite, yani Greklerden belki gelmiş olan ama yani hala gördüğümüz üzere dünyanın dört bir tarafında işe yarayan, maalesef çok kötü bir şey ama belli formüller karşımıza çıkıyor. Tabii tabii, mesela Machiavelli şeyler. Machiavelli her ne kadar İtalya'yı birleştirmek için yola çıkan bir adam olsa da mesela işgal edilen bir toprakta farklı dinden ya da farklı etnik gruptan insanları nasıl yönetirsiniz? Birbirine düşürerek. Osmanlı'nın yaptığı gibi diyor. Balkanlara nüfus taşıdı diyor. Aynen bunu söyler mesela Machiavelli. Yani Machiavelli evet bugünün açısından baktığı zaman evil ama o günün için son derece normal olan bir şeyden bahsediyor. İşe yarayan yani, bir sistem sonuçta. Evet. Bir de çok sevdiğim bir laf var, hani Shakespeare metinlerinde dijital saat aramamak lazım diye. Machiavelli'ye baktığım zaman da hani bugünkü demokrasi, bugünkü insan hakları penceresinden bakmamak lazım. 1500'lerden bahsediyoruz. Canım, Machiavelli bir dönem şehirden kaçıyor çünkü Savonarola diye bir adam geliyor, Floransa'yı işgal ediyor yanılmasam. Yeni bir kitap aldım onunla ilgili, onun o Fransiskan'dı galiba değil mi o? Çünkü öyle bir saç şeyi var ama bayağı böyle hani... Çok acayip bir adam yani. Baktığın zaman şehir meydanlarında hala İşte cadıların, insanların, farklı düşünürlerin yakıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani evet Rönesans ama bir taraftan da Orta Çağ devam ediyor. Yani Orta Çağ'ın kalıntıları devam ediyor. Yenilmesi çok daha sonra oluyor tam anlamıyla. Hala yenilmedi bile diyebiliriz aslında ekonomik güç olarak bakacak olursak. Yani o konuda çok katılmıyorum yani papalık bugün... Ya dünyadaki bir en kalabalık dini lider grup. Evet ama... Gün geçti ki mesela İtalyan siyasetindeki etkisi azalıyor mesela. Papalık biraz turistik bir yere dönüştü. Ben biliyorsun senin gibi sanat tarihine çok meraklı olduğum için son yıllarda hep böyle İtalyan pavilyonuna ve İtalyan sanatçılarına bakınca işte mesela Şiş içine yerleştirilmiş
crucifixler, yani haçlardan tut. Yani müthiş bir tepki var tabii ki. Çünkü yüzyıllar boyunca öyle bir sömürü sistemi ve insanların kanı, inancı, teri üzerine inşa edilmiş bir sistem var ki. İspanya sömürü imparatorlukları, İspanyollar, Portekizliler. Bir de Amerikalılar'da yaptıklarını düşün yani korkunç. Baktığın zaman hepsi bunu Katoliklik adına yapıyorlar. Hepsi bunu din adına yapıyor. Tabii. Biliyoruz değil mi? Ne yani yaptığını? Papalık oradan komisyonunu alıyor. Yani orada kan ter gözyaşı var. Ama genelde ibadethanelerin büyük bir kısmında var. Dolayısıyla Machiavelli evet bir diplomat ama yolunu arayan bir adam. Ben bunu çaresizlik olarak değil ama son derece gerçekçi, son derece mekanik bir şekilde bugün adına hani kirli siyaset dediğimiz şeyin kitabını yazmış. Ve bunu yaparken de ahlaki olmak zorunda değil, burası ahlak dışı bir alan demiş. Ve müthiş bir kitap yazmış baktığın zaman. Ve bu ki kitap hala dünyadaki siyaset biliminin belki de temel taşlarından bir tanesidir. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Etkilendikleri var, etkiledikleri var. Hegel'e, Marx'a kadar pek çok kişiyi etkilemiştir. Aydınlanma çağını etkilemiştir seküler bakış açısıyla baktığın zaman. Kilise ve devleti ayırma konusunda. Evet. Monarşi kavramına dair ilginç bir tanımlama yapmıştır. Bu nedenle de ilginç bir adamdır Machiavelli. Ne burcuydu? Hemen bakalım. Bak, yıllardır böyle bir soru almadım. 3 Mayıs'mış. Ne oluyor bilmiyorum artık. Boğa. Boğa mı? Her neyse. Koç olabilir diye bakıyordu. Koç, ben de koç diye düşündüm, sizdendir diye. Ya Allah, dolayısıyla Allah, şey... Machiavelli'yi de bu hale getirdik ya. Ya bu arada tabii Machiavelli aynı zamanda müthiş bir tarih okuyucusu. Müthiş bir tarihçi. Floransa tarihini yazıyor. Volüm volüm yazıyor değil mi? Bayağı evet, böyle. Evet, evet. Historia. İyile Floransa. Toskano dilinde öyleymiş. Tarihteki yönetim biçimlerini yani Medilere kadar gidiyor. İşte Pers imparatorlarının yönetim biçimini, işte Roma'yı, işte Doğu sultanlıklarını hepsini inceliyor. İlginç bir adam. Bunların üstün yanlarını, hatta Machiavelli'de bazen Doğu'ya karşı bir hayranlık da hissedersin. Özellikle de Osmanlı'ya karşı. Bir taraftan düşmandır. Türkler hakkında kötü şeyler de yazmıştır. Ama yönetim biçimleri hakkında... İyisini cimbal zilp alır, kendilerinin ne işe yarayacağını görür. Aslında tarif ettiği şey doğulu bir hükümdardır kimi zaman. Ama işte ama kendi mekanizmaları da olan. Mesela şeyi karşılaştırır. Mesela o dönemlerde Fransa'yı çok beğenir. Çünkü evet bir piramit var Fransa kralının etrafında ama der ki kral bir bedel ödemeden asaletlerinde elinden alamayacağı asilzadeler tarafından çevrilmiştir. Ama onlara hükmetmeyi bilir diyor. Çünkü Fransa baktığı zaman Fransa bugünkü Fransa'nın neredeyse 2/3'üne hakim. Yani neredeyse Fransa'yı birleştirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada İtalya'nın başında olması gereken bir kralı görür. Güçlü, yumruğunu vuran bir adamı görür. Bana ilginç gelen bu söylediğinde hani doğulu lider Batılılar tarafından genellikle bir despot olarak okunur. Ama tabii erken dönem Osmanlı olduğu için o hani korkunç barbar Türk imgesinden çok yine hani real politikle okuyan bir göz görüyorum ben. Ya şöyle bir şey, Osmanlı'ya nereden baktığına bağlı. Mesela Osmanlı'ya ben baktığım zaman özellikle yükselme döneminde, hele kuruluş döneminde müthiş bir liyakat sistemi görüyorum. Gidiyor de Ermeniden mimar çıkartıyor. Balkanlar aralarında çok güzel kavga eder diyor. Onlardan Yeniçeri çıkartıyor. Denizci de bugün Barbarossa. Barbarossa tabii Barbaros aslında baktığın zaman Türk Midilli falan köken. Ama baktığın zaman pek çok amiralimiz Kılıç Ali Paşa. Okyali İtalyandır. Cağal oluyor. Adını veren adam Şigalo'dur. Yani paşaları Arnavutlardan, Rumlardan alıyor. Onu söyleyecektim. Tam tabii, Arnavut diye atlayacaktım. Lütfen. Atlamam mı? 29 tane falan vezir var ya Arnavut. Yani saymıştım bir ara şimdi. Çünkü Arnavutlar mücadeleyi biliyor. Savaşçı yani dağ halkı. Müthiş bir liyakat sistemi var Osmanlı'da. Yani Osmanlı'nın zaten adına bugün Türk mutfağı dediğimiz aslında Osmanlı mutfağı müthiş bir sentez. Balığı en iyisinden almış, tatlıyı kimden almış? Doğudan ama Kürt'ten ama Arap'tan müthiş bir et kültürü almış, mezeleri almış. Müthiş bir zenginlik baktığın zaman bugün bir İstanbul meyhanesine ya da restorana gittiğin zaman aslında karşında duran şey bir imparatorluk mutfağı. Geçenlerde bir liste yayınlandı. Bir çok güvenilir bir gurme bilmem bir araştırması yapılmış. Dünyanın en iyi... Aa, o listelere çok inanmamak lazım. Yani. Ben orada Vedat Milor'cuyum yani. Vedat Milor da şey diyor, o listelere güvenmemek lazım. Kim hayır, yapmış o araştırmayı? Yani hepsi, yani hepsinin ortak noktası, hepsi bir imparatorluğun tabii mutfakları. Tabii tabii. Yani tabii. Kesinlikle. Hani Japonlara bakıyorsun, gerçekten inanılmaz bir kültür ve arkasında bir mutfak. Çinlere keza bakıyorsun, Hintlere bakıyorsun, Türklere, Osmanlılara bakıyorsun. Hepsi gerçekten yüzyıllar boyunca çok dinli, çok dilli imparatorlukların ürünleri. Tabii ve herkesten olabildiğince en iyisini almış baktığın zaman. Yani bugün biraz tebessümle izliyorum.
Kokoreç Türk müdür değil midir? Kokoreç Yunanlarda. İşte pilaki Türk müdür değil midir? Dolmaki Türk müdür değil midir? Ya da Yunan yemeği midir? Baklava Türk müdür, Yunan mıdır? Cacuki. Zaziki. 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 Cacık Türk müdür, Yunan mıdır? Çok bir önemi yok aslında. Üsküdar'a giderken nerenin şarkısıdır? Ya da yani işte şarkıların bile aslında sonuçta böyle büyük imparatorluklarda nereden çıktığı, neye evrildiği bulunamaz. Dolayısıyla şey, bir liyakatı orada şeyde de görüyor, Osmanlı'da da görüyor bir liyakat düzenini Machiavelli. Tabii despot ama mesela kontrol mekanizmaları Osmanlı'da yok, Fransa'da var. Fransa'da bir takım danışma meclisleri var, bilmem ne kurullar var. Kafasına eseni yapamıyor. Yani Osmanlı'da, şey, hatta verdiği örnek şudur. Osmanlı'da bir padişah sadrazamının boynunu vurduğunda kimseye hesap vermek zorunda değildir der. Fransa'da öyle halk değil. Halk ayaklanmaz. Evet. Gerçi yani en fazla darbe olmuş ülkelerden de bir tanesiyiz. Asker ayaklanır. Asker ayaklanır. Askerin ayaklanması tabii yine ekonomiyle alakalı. Niye sefere çıkmıyoruz? Niye padişahımız işte bize ulufe dağıtmadı, yeterince dağıtmadı? Niye gümüşün değeri düşürüldü gibi nedenlerle çıkıyor. Yani bir toplumsal nedeni yok baktığı zaman, ayaklanma nedeni yok. Bazen tabii işte istediği adam olmadığı için. Ha tabii. Onlar da var ama baktığı zaman toplumsal bir mücadelenin bir parçası olarak asker ayaklanması ya da bir ayaklanma çıkmıyor. Doğru. Baktığı zaman Avrupa'da işte demokrasi şeyimiz de öyle. İçselleştirmemiz. Çünkü şey, Avrupa hani adına hümanizm, arkasından Rönesans, arkasından aydınlanma, illüminizm, arkasından sanayi devrimi, arkasından dünya savaşları dediğimiz süreçleri her ne kadar sonuncusuna da bir yerinden katılmış olsak da matbaa devrimi falan ciddi bir takım bedeller ödüyor. Yani demokrasi için ciddi bedeller ödüyorlar. Bizde demokrasi yani 30 yıl savaşları olsun, başka savaşları olsun. Yani böyle işte demokrasi demeyelim ama tabii demokrasiye giden yolda işte güçlerin arasında işte müthiş kavgalar çıkıyor. Müthiş savaşlar çıkıyor. Doğu'nun şanssızlığı bizim 11. yüzyıldan sonra bu dinamiklerden içinde barındırmıyor olmamız. Katılırım. Yani 11. yüzyıl benim için enteresan bir başka çağdır. Yine konu konuyu açtık. İslam'ın çok yukarıda olduğu bir dönemdir. Endülüsler, bilmem neler, Selçuklular, evet, İran'daki müdeniyetler. Bu programda da Aristolar vesaire tabii, onların tabii çevirisiyle kalmıştır. Tabii, tabii tabii, müthiştir. Sıfırsız matematik olabilir mi? Değil mi? İşte İbn Sina'lar, Averroe, İbn Rüşd'ler. Pek çok üniversitede şu an İtalya'da girersin, onların büslerini görürsün çünkü. Matematik, tıp. Matematik, tıp, geometri, coğrafya, kozmoloji. Bunların pek çok şeyi doğudan geliyor. Orta çağın karanlığının yırtılmasında çok önemli roller oynuyorlar. Tabii Machiavelli böyle bir dünyada. güzel bir kedi. Çok güzel kedimiz bir kedi, var. Tosuncuk. Machiavelli böyle bir dünyaya geliyor. Müthiş bir dinamikler ve çatışmalar dünyasında katılıyor ve bu şey, siyasetin elbette kitabını yazıyor. Bu anlamda da kendisinden belki filozof olarak çok güçlü değil ama yarattığı etki açısından o kadar güçlü ki aydınlanmanın ilk ışığını yakan adamlardan bir tanesi. Kimileri de biliyorsun Campo del Fiore de yanarak o ışığı yakıyor. Evet, Giordano Bruno. Ali'cim ya, Machiavelli deyince sonuç itibariyle hem dönemini biraz konuştuk hem aslında onun sadece bir siyaset bilimcisi olarak değil zamanının Adem'i olarak da ele aldık. Dolayısıyla bence güzel bir Machiavelli 101 oldu bu. Aynen. Machiavelli son derece gerçekçi. Yüce gönüllü, adaletli bir ütopya savunmaz. Tam tersi. İçinde bulunduğu distopya içerisinde fırsatları değerlendiren, acımasız, yeri geldiği zaman acımasız olan, düşmanların nasıl alt edeceğini bilen güçlü iktidarı tarif eder. İçinde yaşadığı dönem de bunu gerektiriyordur zaten. Yani 85 parça olmuş bir İtalya'dan bahsediyoruz. Demin bahsettiğim gibi her şehrin içerisinde birbiriyle mücadele eden farklı kuvvetler var ve yabancı kuvvetler var. Bir de İtalya içinde. Evet, dünyanın değişik yerlerinden gelmiş, oraya koğuşlanmış. Dolayısıyla şey, kalmış. Bir ütopik sosyalist değildir Machiavelli. Evet, son derece gerçekçi. Son derece mekanik, çıplak bir şekilde içinde bulunduğu dünyayı kendi distopyası içerisinde, yani orta çağdan tam çıkamamış, bölünmüş bir İtalya içerisinde güçlü bir figür arar. Bu yüzden de kimi zaman farklı efendilere hizmet eden bir adamdır. Ve kendisinden sonra çok kişi etkilemiştir. Siyasetin oyununun kuralları daha net bir şekilde koyulmuştur ortaya. Bence harika betimledin. Bu arada size bir şey paylaşmak istiyorum. Bana periyodik olarak hatta sıkça de keşke sizin arkadaş meclislerinde olsaydık, keşke sizle arkadaş olabilseydik diye çok şeker, çok da beni duygulandıran mesajlar, mailler geliyor. Sağ olunuz. Yani neye bulaştığınızı görüyorsunuz. Bizim arkadaşlık meclislerimiz aynen böyle oluyor. Çok da mutluyum çünkü böyle güzel arkadaşlarım var. Biz genellikle gerçekten bir araya geldiğimizde konu konuyu tıpkı şimdi olduğu gibi böyle açıyor. Ama biz bugün birazcık daha tabii ki burada olduğumuz için, stüdyoda Machiavelli'yi konuşmak üzere buluştuğumuz için haliyle daha konumuza sadık kaldık, kalmaya çalıştık. Arada tabii ki labirentlere de daldık yine çıktık ama. Yine çok acayip labirentlere daldık yine ama konuyu dağıttık. Söyleşinde keyfi öyle çıkıyor zaten.
Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne Gerçekten demek, benim için iyi ki keyifte. varsın. Bugün Machiavelli'yi konuştuk. Umarım size de ilham vermişizdir. Yeni okumalara, yeni keşiflere bir perde açmışızdır. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.